Hoşça kalın. Merhaba. Perişan görünüyorsun. Çok mu spor yaptın? Yo, dün gece hiç uyuyamadım. Babama dün akşam kararımı söyledim. Artık evlenebiliriz. Oh, harika. Ama bir şartı var. Tüm şartlarını kabul ediyorum. Sana iyi bir eş, babana da iyi bir gelin olacağım. Düşündüğün gibi değil. Dün evden ayrıldım. Geceyi otelde geçirdim. Niye? Seninle evlenirsem benim mirasından mahrum edeceğini söyledi. Peki sen ne dedin? Kabul ediyorum dedim. Düşünsene, bundan sonra hep birlikte olacağız. Şu anda 5 param yok tabii. Ama gelecek için projelerim var. Yeni tür oyun makineleri imalatı yapan bir atölyeyi açmayı düşünüyorum. Birkaç yıl sıkıntı çekeriz ama olsun. İhtiyar bunak. Kime dedin? Kime olacak? Babana. Bak canım, seninle evlenemem ben. Ama niye? Daha düne kadar başımın etini yiyordun evlenelim evlenelim diye. O zaman büyük bir mirasın sahibiydin. Şimdi ise 5 paran yok. Ama sevgimiz sürüyor. Paranın olmadığı yerde sevgi olmaz. Yani aşkımız bitti mi? Hı hı. Böylesi daha iyi. Umarım hesabı ödeyecek paran vardır. Hoşça kal. Ah. Gidelim. Başlayın. Zerrin! Bir dakika! Eyvah! Ay ne yaptım? Ya şu hemen kaçalım yürü! Aa, onu böyle bırakamayız, bir hastaneye götürelim. Deli misin sen be? Başımıza bedava alacağız. Hemen bizi içeri atarlar. Hadi yürü! Aa, şuna bak, bizim meslekten galiba. Onu daha evvel aramızda hiç görmemiştim. Belki başka bir bölgedendir. Hadi onu eve götürelim. Tabii, meslektaşımızı ortada bırakmak bize yakışmaz. Dur bakayım. Ben bunu bir yerden tanıyorum. Aa, ya. Ben de. Dur bakayım. Aa, bu gazinoda çarptığım salak. O da hırsızmış. Ava giderken avlanmış enayi. Evet, hadi tut, tut bakayım. Oo. Evet. Korkmadan ve çarpmadan ötürü beyin sarsıntısı geçiriyor bu zavallıcık. Tehlikeli olabilir. Ayıldığında geçici hafıza kaybı, kekemelik dil tutulması gözükebilir. Geçicidir ama mutlaka istirahat etmeli. Başka rahatsızlıkları da varmış gibi geliyor bana. Bakayım. Oo, bademcikleri de şiş. Evet, şiş yerde kocaman ağzı var. Aranızda iğne yapmayı bilen var mı? Ben biliyorum. Ha? Güzel. Ona bir antibiyotik veriyorum. 12 saatte bir kabadan vuracaksınız iğneyi. Anladım. Al. Herhalde vururum. Herhalde. İnşallah herife bir tarafını sakat bırakmazsın. Gel doktor, seni geçireyim. Sağ ol. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Gel bakayım şunu bana. Buyurun. Borcumuz nedir? 15.000 lira. Buyur. Üstünü rica edeyim. Başka zaman alırım. Neden? Sahteliği pek belli. Gene becerememişsin. Senin diplomanı da iyi hazırlamıştım ama. Öyle, o bir sanat harikasıydı. Sana ödediğim ücreti de hak etmiştin. Artık senin vizite ücretini de bir dahaki sefer öderim doktor bey. Öyle olsun, Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Yine beceremedik. Thank you.
hissediyorsun? Telaşlanma. Ben yanındayım. Doktor şimdi gitti. Bu iğneyi yapmam lazım. Dön bakalım. Aa, korkma, dön. Bak ne kadar hafif elim var. Gördün mü bak? Hiçbir şey hissetmedin. Hemen iyileşeceksin. Senin adın ne? Meyve. Meyve. Aa, dili tutuldu. Benim adım Selma. Burada emniyettesin. Neden öyle koşuyordun söyle bakalım. Seni gidi seni. Ben biliyorum. Çantayı çalmıştın değil mi ha? Neyse korkma. Bülent'le ben seni kurtarıp buraya getirdik. Bizim meslekten olduğunu anladığımız için seni orada bırakmak istemedik. Biz burada 8 kişi yaşıyoruz. Ben, abim, karısı, 2 çocuğu, ninem ve dedem. Ben dedesi değilim. Dede hapiste. Ben nişanlısı Bülent. Hayır. Beşik gerdiğim. Öyleymiş. Çocukluktan beri beraber büyüdük. Kimsesi yoktur. Bizde kalır. Ayıptır söylemesi, birazcık yanıktır bana. Hepimiz kendi hırsızlık sahamızda uzman sayılırız. Ve günün her saati çalışırız. Boş durun Allah sevmez. Selma, Hadişe. Hadi. Sen yalnız git. Benim hastayla ilgilenmem lazım. Boş ver canım, hadi. Ölür mölür, başımıza bela açılır sonra. Haklısın, eyvallah. Sakın ölme, fena yaparım. Sana şimdi ne lazım biliyor musun arkadaş? İyi bir yemek, bir de içki. Hanım, sen de güzel bir çorba yap. Derhal. Bol sirkeli işkembe çorbasına ne dersiniz ha? Hayırlı mı? Allah'tan düşünmüş gibi bakkaldan paket işkembe yürütmüştüm. Dur yardım edeyim, sen beceremezsin. Kaynana değil mi, ne olacak? Hadi tamam, tamam. Çocuklar siz de koşun, çarşıdan bir şişe viski alın. Para? Evet, para. Ya bunu yutturamazsınız, başınız derde girer. Çalarız. Çalarız. Dikkatli olun. Tamam. Markete gitmeyin. Orada polis vardır. Sen fala inanır mısın? Ben inanırım. Gazete falında bugün çok yakışıklı ve zengin biriyle tanışacağım yazılı. Sen çok yakışıklısın. Ama zengin değilsin, değil mi? Biliyor musun? Ben sana alışmaya başladım. Senden galiba hoşlanıyorum. Sana kitap okumamı ister misin? Ben Arsène Lupin'i çok severim. Harika bir adam. Tüm hırsızlardan çok daha becerikli. Pirimiz. Korkunç olay belki de birkaç satırla özetlenebilirdi. Adam lavaboda ellerini yıkıyordu. Çekil bakayım şöyle. Yeni kimliğin için resim lazım. Güzel çıkmış. Deli çocuk, evi terk etmiş. Nereye gitmiş olabilir? Hiçbir fikrim yok efendim. Söyle, aklına bir şey mi geldi? Belki kız arkadaşıyla beraberdir. Bir telefon etseniz. Hay aklından bir yaşa. Ama sen ara daha iyi.
Alo. Zerrin Hanım. Evet benim. Siz kimsiniz? Ben Metin Bey'in şoförüyüm. Metin Bey eve gelmedi de... düşündük ki... Yanlış düşünmüşsün. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bilmiyormuş. Ver bakayım. Alo. Ben Metin'in babasıyım. Oğlum nerede? Demek sizsiniz Faik Bey. Ne biçim babasın sen? Oğlunu aramak şimdi mi geldi aklına? Pinti herif. Oğlum seninle evleneceğini söyleyerek evden ayrıldı. Nerede o? Nereye sakladınız? Kim ne yapsın senin oğlunu? Beş parasız zavallı bizi yurtta evlenecek kadar enayi değilim ben. Geberir inşallah. Sen de geber. Terbiyesiz. Hepsi aynı bu kadın milletinin. Para avcıları. Nerede olabilir bu çocuk? Derhal polisi ara. Ben kızın babasından şüpheleniyorum. Onlar kaçırmıştır. İzin verirseniz polisi aramayalım efendim. Bu bir skandala yol açabilir. Haklısın. Bir çare göster. Benim tanıdığım özel bir dedektif var. İyi arkadaşımdır. Onu arayalım. Pekala. Bildiğin gibi yap.